Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. 3 Ocak 2023 tarihinde kamuoyu aydınlatma platformunda yayımlanan bildiride kat mercilerin adı açıklanmayan bir savunma sanayi kuruluşuna araç üst yapı tedariki gerçekleştireceği açıklandı. Ayrıca bildiride teslimatların 2023 yılı içerisinde gerçekleştirileceği aktarılmakta. Sözleşme şu ifadelerle KAP üzerinden duyuruldu: kat merciler araç üstü ekipman SAN ve ticaret anonim şirketi ile bir savunma sanayi kuruluşu arasında araç üst yapı tedarikine yönelik 4 milyon 150 bin dolar tutarında sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2023 yılında yapılacaktır. 30 Kasım 2022 tarihinde kamuoyu aydınlatma platformunda yayımlanan bildiride kat mercilerin Afrika ülkesi kaynaklı 5 milyon 685 bin 812 dolar tutarında tank taşıyıcı ve muhtelif araç üstü ekipmanı kapsayan sipariş aldığı açıklanmıştı. Bildiride teslimatların 2023 yılında tamamlanacağı bilgisi yer almıştı. Kat Merciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Afrika başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarından dost ülkelere yönelik ihracat hamlemiz sürüyor diyerek ihracat çalışmalarına devam edeceklerini belirtmişti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Aralık 2020'de Türk savunma sanayi firmalarının Tunus'a 150 milyon dolar tutarında ihracat için imza attığını duyurmuştu. Defense Türk tarafından edinilen bilgiye göre kat merciler ile Tunus Silahlı Kuvvetleri heyetlerinin yer aldığı kabul testleri başarıyla tamamlanmıştı. Kabul faaliyetlerinde kat mercilerin tank taşıyıcı Lovebat treyleri üzerinde Tunus ordusunun M60 ana muharebe tankı yer almıştı. Afrika'da sivil ürünleri ile güçlü bir varlığa sahip olan kat merciler, Tunus'a bu teslimatını savunma alanındaki varlığını daha da artıracak. Kat merciler daha önce Kenya ve Uganda'ya ihracat yapmıştı, ayrıca yakın zaman önce Gambiya'ya Hızır zırhlı teslimatı gerçekleştirmişti.